Değerli müzik severler, Müzikolik'ten herkese merhaba. Bu haftaki konuğumuz Erdem Şimşek. Kendisi çok değerli bir bağlama sanatçısı. Hoş geldin Erdem. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ ol dostum, çok iyiyim. İyi olmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu günler evet. Zor günler ama umudumuzu yüksek tutarak iyi olmaya çalışıyoruz diyelim. Seni gördüm iyi oldu ama senin enerjin, neşen ve böyle inanılmaz ortama kattığın bir ruh var. O bana da şu an tesir etti. Çok sağ ol. Hemen. Teşekkürler. Senden duymak çok büyük mutluluk bunun kelimeleri. Pandemi nasıl geçti? Konserler herhalde azaldı veya da ara verdin. Tabii uzun süre. Yani hemen hemen ya birkaç tane böyle hani YouTube konserleri çıktı böyle tabii o tip şeyler haricinde sahnede yani seyirci karşısında bir konser yapamadık. Pandemi nasıl geçti? Geçiyor hatta, devam ediyor. İlk zamanlar tabii enteresan bazı güzelliklerini fark ettik. Hani eve kapanma böyle işte kendimizle baş başa kalma falan ama tabii sonra bambaşka bir hale bürünmeye başladı. Yani bir yalnızlığımızla böyle kaldık. Benim açımdan şöyle geçti. Yani kızımla işte biraz eşimle evde vakit geçirme imkanı bulduk. Bunu işte artıya çevirmeye çalıştık. Ben bir doktora tezi yazıyorum. İşte çok fazla konserlerden imkan bulup yazamıyordum. Onu büyük oranda toparladım. Şimdi bitmek üzere. Onun haricinde tabii sevdiklerimizi özledik, sohbeti özledik, dostlarımızı özledik, ailemizi özledik. Evet. Benim ailemin büyük kısmı Ankara'da. İşte hani böyle gelip gitmeler çok sık olurdu ama onu özledik. O biraz hayatımızdan eksildi. Zorunlu bir ara oldu. Zorunlu bir ara oldu. İşte sizin gibi yani dostlarımız, arkadaşlarımızdan çok enerji alıyorduk. Onu fark etme imkanı bulduk. Hani önemli bir şeydi. Erdem, peki bu pandemi sürecinde doktora tezine odaklandın. Bildiğim kadarıyla İTÜ'de doktorunu hala sürdürmektesin. Neyle ilgili tezin, hangi konuyla ilgili? Tezim bağlamayla ilgili, bağlama icrasının değişim süreciyle ilgili bir şey. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla beraber. Tabii biliyorsun aslında bağlama dediğim çalgı, biraz madem oraya da girelim. Bağlama Anadolu'nun en köklü çalgılarından birisi. Yani bu topraklarda M.Ö. 3000'li yıllarda Hititler'de itibaren bağlama var. Yani bu zaman içindeki müthiş bir derinlik var. Bizim takip edebildiğimiz, özellikle kayıtlardan, ses kayıtlarından ve görebildiğimiz gibi modernleşme sürecindeki, kentleşme sürecindeki bir bağlama icrasında ciddi bir değişme süreci var. İşte bu süreci ben analiz etmeye çalıştım tezimde. Özellikle işte eğilim belirleyen usta icracılarla görüşmeler yaparak farklı otantisite kategorilerinde yani müziğin kendi bağlama içerisinde nasıl farklı anlamlar oluşturduğunu da ve bunun tabii hoş. Biraz sosyal, kimi zaman siyasal bir takım sebepleri var, başka sebepleri var, toplumsal. Onlara da içerecek şekilde bir analiz yapmaya çalıştım. Çok hoş. Yani bazı... Bitiyor. Henüz teslim etmedim ama... Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Bazı tezler vardır. Kitap gibi okursunuz. Bazıları çok sıkıcıdır. Yani bazen hele anlamadığınız bilimsel kavramlar olunca ama bu çok ilgince benziyor ve ben okumayı sabırsızlıkla merak ediyorum. Evet, yani bekliyorum. Yani aslında bağlama şöyle bir çalgı. Yani benim için biraz daha hani kendi hayatımın merkezinde olduğu için biraz ben bunu şeyde bağlama üzerinden böyle bir şunu gördüm. Ve Türkiye tarihini de okuyabiliyoruz. Yani ilginç o bütün aslında noktalarda, kırılma noktalarında bağlamaya da bir şeyler olmuş falan. Bağlama da dönüşüyor, değişiyor. Bunu biraz anlamaya çalıştım. Bu öğrenme çabam aslında benim şeyden kopuk değil, kendi hayatımın akışından. Çünkü zaten bağlama hayatımın merkezinde. Evet. Yani onun etrafında çizilmiş bir dairede yaşıyorum ben. Yani böyle bağlamayla onun tellerine dokunan, onun işte üzerindeki merakımın beni sürüklediği bir hayat yaşıyorum. Erdem, programımızın değişik bir bölümü var. Çocuk bestecilerden siparişler alıyoruz ve o eserleri senin gibi değerli icracılara seslendirtiyoruz. Fakat bugün özel bir durum da var. Senin kendi çocuğun bir eser besteledi. Evet, kızım Bengilay sizin için bir şey besteledi. Diler misin onun kendi yorumuyla bestesini bir onun ağzından dinleyelim? Önce çok sevinirim tabii. Tamam.
gerçekten çok özel bir tane beste hazırladım. Adı Gökkuşağı Parıltısı. Size dinletmeyi çok istiyorum. Şimdi size dinleteceğim. Çok keyifli. Ya çok çok tatlı bu arada. Evet, Allah başlasın. Gökkuşağı Parıltısı isimli besteyi şimdi dinlemek istiyoruz. Ama ben o zaman onu şu tamam bağlamayla yorumlayayım. Tamam abi, bunu aldım. Bağlamayı nasıl başladın? Kaç yaşındaydın? Nerelisin? Ben Ankara doğumluyum. Evet. Karslıyım aslen. Babam Karslı, annem Ankaralı. Hı. Ankara doğumluyum. Tabii benim bağlamaya ne zaman başladığımı tam bilmiyorum açıkçası. Çünkü ben hani şöyle başlamadım bağlamaya. Hadi gel bakalım bu bağlama, sen de buna başlıyorsun değil. Ben aslında çok şanslı birisiyim. Bu anlamda kendimi öyle görüyorum. Çünkü bağlamanın, işte muhabbet kültürünün, Anadolu geleneksel müziğinin, geleneksel kültürün çok canlı olduğu bir aileye doğdum. Yani dedem Aşık Süleyman Koçak, işte dayım bağlama ustasıdır Hüseyin Koçak. Yine annem, babam, teyzelerim, diğer dayılarım. Yani bir evde aile ortamında ve biraz daha geniş çevrede müthiş bir müzik kültürü vardı süregelen. Ben o seslerle ve evde yani özellikle işte anneannem beni büyüttü diyebilirim. Onun dedemle anneannemin evinde çalgılar vardı. İşte yani dayımın vesaire. Bir oda böyle çalgılar dolu. Hmm. Yani şimdi o çalgılara dokunarak, yani oynayarak belki, farklı çalgılar, bağlamalar işte yani bir sürü özellikle halk müziği çalgıları. Şimdi onlara dokunarak başladığım için bugünkü yolumun da belki tohumları o günden ekildi diyebilirim. Ama hani soracak olursan 6-7 yaşında böyle bağlamayla artık bir şeyler çalabiliyordum. İşte ilkokulda falan böyle bayramlarda çalmaya başladım vesaire. 10 yaşında bir kursa gittim işte İhsan Öztürk hocam. Onunla başladı hani eğitimim. Daha sonra tabii uzun bir hikaye gibi oldu ama çok konuşuyorum. Çok keyifli, çok keyifli. Çok keyifli. Yani özetlemek gerekirse yani bağlamayla ilişkili hayatımı tabii önemli dönüm noktalarından bir tanesi Okan Murat Öztürk hocamla tanışmak yine Ankara'da. Ve onun daha sonra öğrencisi olduktan sonra
Bengi Bağlama Üçlüsü'yle beni davet etmesi ve orada daha çok genç bir yaşta dünyanın birçok yerinde konser vermeye başlamış. Yani, çok hoş. Biz de hatta seninle çalmıştık galiba TRT'de. Evet. Musa Eroğlu da vardı galiba, evet, konuk Musa olarak. Hoca, bak çok güzel bir şey söyledim. Musa Eroğlu tabii. Musa Eroğlu benim hayatımda çok önemli. Üstadım. Onunla daha sonra çalmaya başladım ve müthiş etkilendim ondan. Yani inanılmaz bir üstadla çalışmak ve onun yanında çıraklık etmek aslında müthiş bir şans benim için. Yani halen de öyleyim. Yani ondan çok şey öğreniyorum. Tabii bütün bu ustalarla vesaire çalışmanın yanında ben aslında müzik okumadım. Yani evet. Jeoloji mühendisliği okudum. Değil mi? Jeolojidir. Doğru. Jeoloji mühendisliği okudum. Evet, ODTÜ mezunsun. Ankara'lıyım ama sonradan işte İstanbul'a geldim. Burada etnomüzikoloji yüksek lisansı yaptım MİAM'da. O da büyük bir şans bizim için MİAM'ın olması. Evet. Ve sonra işte doktoramı şu anda yapmak üzereyim, bitirmek üzereyim müzikoloji üzerine. Bir yandan da İTÜ'de bağlama öğretmeye devam ediyorum. Çalışmalarıma devam ediyorum. Erdemciğim, bizim programımız sadece konuşmaktan ibaret değil. Küçük performanslarımız da oluyor. İlk eser olarak hangisini seçtin? Ne seslendirmek istiyorsun? Ben her zaman bu kadar çok konuşmuyorum canım. Seni gördüm. O enerjin çok sıkıntı. Estağfurullah. İlk eser olarak o zaman dört telli bağlamayla Öbür Bahçesi'nin Gülüsü Olmadan, bir Sivas türküsü. Çok güzel. Yunus Emre'nin sözleriyle. Çok güzel. Onu seslendirmek. Tamam, tamam. Ömür bahçesinin gülü solmadan, gülü solmadan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Güzel bir gün bize haydi demeden. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan, gafletten. Ecel bir gün bize haydi demeden, uyanık gözlerim gafletten uyan, gafletten.
olursun, gaflet ile mağrur olursun, mağrur olursun. Geçer kervan gider, yolda kalırsın. Pişman olur, sararıp da solarsın. Uyan ey gözlerim, gaflette ya, gaflette. Pişman olur, sararıp da solarsın. Uyan ey gözlerim, gaflette ya, gaflette. Sesin duyulmaz, sesin duyulmaz. Senin kumaşların burada satılmaz. Öyle gitme yine menzil alınmaz. Uyan ey gözlerim gaflette ya, gaflette. Öyle gitme yine alınmaz. Uyan ey gözlerim gaflette, uyan gaflette. Aslında güzel bir yere geldik. Sonuç olarak müzik eğitiminde işte erken yaşta başlamanın çok büyük önemi var aslında. Ve daha sonra tabii doğru bir eğitim almak. Bu her zaman konservatuara gitmekle olmuyor. Özellikle halk müziği çalgılarında daha çok ileri yaşlarda da geçişler olabiliyor. Yeter ki o enstrümanla yeteri kadar vakit geçirilsin. Bizi dinleyen, profesyonel olmayı düşünen bağlama sanatçı adayları da vardır. Evet. Onlara öncelikle bir yorumunu sormak isterim. Yani nasıl bir yol izlesinler? Artık tabii genç yaşta konservatuara da başlayabilirler. Türk müziği evet. konservatuarına. Evet. Bu konudaki yorumlarını çok merak ediyorum. Şimdi tabii senin de bahsettiğin gibi farklı yaş kategorilerini düşünmek lazım. Ya da hedeflerini, insanların bunu belirleme lazım ama bağlamada ileri bir seviyeye gelmek istediklerini düşünürsek aslında şunu bilmek lazım. Gidilecek yol çok uzun. Yani biz de hala gidiyoruz. Yani o yolun içinde olan birisi olarak söylüyorum. Yani ve bu yolun bir an önce konsantre bir şekilde iyi kaynaklara ulaşmak, iyi insanlarla yani iyi üstadlara temas etmek. Bu yüz yüze olabilir ama şu anda müthiş imkanlar var. İşte YouTube gibi sosyal medyayı eğer akıllıca kullanabilirse bizim zamanımızda mesela böyle bir şey olsaydı ben düşünemiyorum yani. Daha farklı olurduk galiba. Yani değil mi bizim yetiştiğimiz dönemde bu kadar imkan olsaydı Cem? Yani çok daha kolay öğrenme imkanımız olabilirdi. Orada çok enteresan bir çizgi var Erdem. Bilmiyorum sen de katılacak mısın? Benim de işte öğrencilerim var. Ben de dediğin gibi zor koşullarda işte CD kaydı bulamazdık eskiden. Evet. Yani böyle yurt dışından ünlü bir sanatçının böyle... Evet. Çok daha zor. Yani zor oluyor çünkü o zaman işte popüler müzik tabii geliyordu ama işte plaklar, CD'ler çok az geliyordu. Hani benim küçüklüğümde CD'ye geçmişti kasetler. Bulduk mu tabii onu böyle 100 kez dinlerdik bir tane albümü. Evet. Şu andaki çocuklar da o kadar kolay ki erişim dinlemiyorlar. Parçalı bir zihin. Yani evet. Dağınık bir konsantre. Tabii bu çok tehlikesi. Yani bu enformasyon dünyasının diyelim. Her taraftan veri akıyor, her taraftan bir şeyler insanın zihnini dürtüyor. Ama işte bunu bir şeye çevirebilirse
bu bizden sonraki kuşaktaki genç arkadaşlar diyelim ya da bağlamaya heves eden ya da müziğe çok büyük imkanlar var. Bir kere bunu söyleyelim. Ama o dediğine katılıyorum. Yani biz daha konsantreydik. Yani belki çünkü, biz de bulamadığımız için konsantre. Evet, belki yani, bizim dönemimizde bu kadar çok kaynak olsa biz de dinlemeyecektik. Eminim, mesela şöyle senin hani sırasını bildiğin albümler vardır. Yani. Hala. Evet. Yani, evet. Ya bazen inanamıyorum. Mesela işte Emmanuel Paris'in Paris albümü vardır. Değil bütün mi? Böyle Fransız eserleri çaldı. Mesela öğrencim bilmeyebiliyor. Çok garipsiyorum ama onları da çok iyi anlıyorum. Belki biz de bu kadar kolay erişebiliyor olsak o kadar fazla ve sık dinlemeyecektik. Çünkü evet. Çok fazla şey var şu an dinleyebildikleri. Arada bir şey. Peki şimdi diyorsun ki bir kere bağlamayla vakit geçirmek lazım ve bol bol dinlemek lazım. Tabii. İnternette kaynaklara ulaşabiliriz. Peki yönlendirme olarak bu konservatuar vesaire gibi müzik okullarına ya da özel müzik kurslarına gitmekle ilgili ne düşünüyorsun? Tabii ki yani çok güzel artık özel müzik kursları da var. Yani almak istediği eğitimin seviyesine göre. Yani akademik bir seviye istiyorsa, yani ileride müzikle hayatını geçirecekse tabii ki konservatuarlara gelmesini öneririm. Yani daha ziyade bir hocayı takip etmelerini öneririm. Yani usta-çırak ilişkisi. Yani evet, o çok önemli bir şey. Yani bilgi o şekilde akıyor bizim özellikle çalgı eğitiminde. Galiba dünyada da böyle, bilmiyorum. Sizde de ya, değil mi? Yani sizin çalgınızda da. Yani, bizde de öyle. Hani bir hocanın öğrencisi olmak. Evet. Belli ekoller takip ediyoruz. Ekoller takip. Söylediğin gibi. Çok haklısın. Özellikle bile geleneksel müziklere baktığımızda bütün dünyada, sadece Türkiye'de değil. Nota esaslı olmayan, yani daha çok dinleme ve taklit etme ya dayanan müziklerde daha da önemli hale geliyor bence. Evet. Yani biz bir şekilde ekolleri evet ediniyoruz. Bir hocayı takip etmek çok önemli. Fakat tabii taklit mevzunu işte kayıtlardan vesaireden yapıyoruz. Ama siz de birebir o aynı melodileri dinleyip taklit etmek de çok önemli oluyor. Benim evet, aslında belki şöyle katılacaksın belki. Bir çalgıdan bence en önemli ve benim en önemsediğim şey iyi ses çıkartabilmek, kaliteli ses çıkartabilmek, derinlikli ses çıkartabilmek. Yani şimdi o tınıyı yakalamak, kendi tınısını bulmak, bu sürecin peşinde koşmak. Aslında hepimiz o sürecin peşinde koşuyoruz. Evet, öyleyiz. Yani şimdi onu yakalamak da öyle kolay değil. Nasıl? Ben bunu yakaladım falan diye demiyorum ama bu yolda giden biri olarak şunu söylemeliyim yani. Gerçekten bu yüz yüze aktarımı, işte mesela seni burada şurada dinlediğim zaman, şu açıdan dinlediğim zaman o çaldığın o sesi nasıl çıkartıyorsun, nasıl tınlatıyorsun, o başka bir his. Evet. Dolayısıyla bunun olması lazım. Bu mesela online eğitim vesairenin de belki götürdüğü en büyük şeylerden biri bize bu aktarımdaki bu detayları yok etmeye başlıyor. O Zoom'dan ya da işte online neyse platform yaptığınız oradaki detaylar kayboluyor ne yazık tabii, ki. Tabii. Bizim kabusumuz yani. Oradaki ses kalitesine mahkum oluyorsun. Evet yani, evet yani felaket. O hakikaten bizi katlediyor aslında bir nebze. Belki stüdyo kaydında bir stüdyo kalitesinde bir kayıtla çok iyi olabilir bu ama ne yazık ki işte bilgisayar ortamında kötü. Erdem çok güzel. O zaman profesyoneller için şunu söylüyoruz. Mutlaka erken yaşta başlıyoruz. Bir mentor buluyoruz. Yani usta-çırak ilişkisi çok önemli bu eğitimde. Ve profesyonelleşeceksek tabii konservatuara doğru adımızı atıyoruz. Bir de en önemlisi benim fikrime göre en önemli tarafı müzik dünyasının amatör müzisyenler. Evet. Çünkü onlar asıl dinleyiciler ve asıl bizim bu mesleği icra etmemizde kalite standartını belirleyenler. Tabii. Ve ben amatör müzisyenlerin daha da çok artmasını istiyorum Türkiye'de. Hep bunun için de elimden geleni yapıyorum, desteklemeye çalışıyorum. Onlar için önerilerin nelerdir acaba? Ya tabii amatör müzisyenlerin aslında belki biraz daha cesurlar. Çünkü kendi tamamen kişisel zevkleri üzerine hareket ediyorlar. Bu güzel bir şey. Yani şahane. Hani şahane bir özgürlük alanı. Evet. Yani ben bunu çalacağım, bunu sevdim, bunu beğenmedim. Ben orada şuna biraz dikkat çekmek istiyorum. Tabii şu an o bahsettiğimiz demin o enformasyon dünyası içerisinde o kadar bilgi kirliliği de var ki. Yani kim ne yapar, ne eder onu bulmak çok zor. Hı hı. En azından kendi alanındaki gerçekten belli süzgeçten geçmiş, demlenmiş insanları bulup takip etmeleri, hı hı,
Ve o gerçekten toplu olarak da bizim aldığımız hazı, estetik algımızı biraz yükseltecek, çıtayı yükseltecek bir şey. Yani kaliteye biraz daha önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Hı-hı. Her alanda. Yani işte bu da dinleyiciyle olur dediğin gibi. İyi dinleyiciyle, iyi amatör seviyede uğraşan insanlarla. Mesela saz alacak, bağlama alacak. Güzel bağlama alması lazım. Yani kötü çalgı değil de hani ucuz, ya ben amatörüm. Nasıl olsa tabii ki burada ekonomi çok önemli ama biraz araştırıp yani daha kaliteli bütçeye göre seçim yapabilir. Ve dinlerken de biraz daha bu dediğimiz kaotik bir dünyanın içerisinde olduğumuzu farkında olarak seçimlerini yapmaya başlarsa çok daha iyi olur. Daha kısa kestirme yoldan belki daha hızlı başarıya ulaşır. Ve tabii amatörlerin en büyük sıkıntısı da istedikleri seviyeye yeterli zamanda gelememekten oluyor. Ve bunların başında senin saydığın gibi işte kötü bir enstrüman olabilir, kötü bir öğretmen olabilir. O zaman iyi bir araştırma yapıp daha o zamanı efektif, verimli kullanmaları lazım. Yani açıkçası şöyle, bu soruya çok da iyi cevap veremedim belki. Çünkü bunun kısa yolu ben bilmiyorum. Tamam. Yani gerçekten yani belki sen de bilmiyorsun. Erdem, yani biz uzun bir yolun yolcularıyız. Yani onun için uğraşıyoruz. Hani kısa yoldan nasıl olur? Vallahi bilmiyorum. Yani çok güzel bir şey söyledin. Ben biraz onu açmak isterim hani dinleyenlere. Bence sen şöyle düşünüyorsun. Amatör ya da profesyonel diye ayırmıyorsun sen müzisyenleri. Yani sadece bu işe ne kadar zaman ayırdığınızla ilgili gelişmeniz ona bağlı diyorsun. Çok da doğru söylüyorsun. Yani benim de belki ayırmamam lazım ama söylemek istediğim de tabii ki meslek olarak uğraşan ve bu işten para kazanmayıp ama ciddi şekilde yapacakları da tavsiye ederim. Doğru yaptım. Yok, çok güzel, çok güzel. Son verdiğin cevap her şeyi açıkladı zaten. Çok sağ ol. Erdemciğim, konuşmak çok keyifli ama ben bir tane daha eser dinlemek isterim. O zaman Haydar Haydar'ı yapalım. Benim en sevdiklerimden. Şahane. O zaman bu bağlamamı alayım. Haydar Haydar, Alekber Şek Üstad'ın emekleriyle oluşturduğu bir beste ve Sıtkı Baba'nın sözleriyle. Çok hoş, çok hoş. Thank you.
Divanelikte Sıtkı ismi buldum Divanelikte İçtim şarabımı Mestanelikte Kırkların ceminde Dara düş oldum Kırkların ceminde Dara düş oldum Kırkların ceminde Haydar 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 Dara düş oldum Geldim gittim, bülbül oldum Firdevs bağında öttüm. Bir zaman gül için zara düş oldum. Bir zaman gül için zara düş oldum. Bir zaman gül için haydar 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 haydar. Zara düş oldum.
Erdem, programımızın çok eğlenceli bir kısmı daha var. Hatırlar mısın, eskiden Değiştir diye bir program vardı. Evet. Müzikler arka arkaya değiştirdi insanlar. Evet. Biraz şaşırdılardı. Beşinci parçadan sonra zaten genelde herkes böyle söyleyemez olurdu. Evet. Ama biz profesyonel müzisyenlerde öyle olmuyor genelde. Yani umarım. Senin böyle derin o müzikal literatürden örnekler şimdi dinleyeceğiz. O zaman hazırsan başlayalım. Deneyelim. Tamam. Benim için de bir ilk olacak. Yapmaya çalışayım. Tamamdır. Bol şans. Erdem, birazcık biz bağlamanın tarihini öğrenmek istiyoruz. Hem de uzmanından. Bana bağlamanın tarihini birazcık açıklar mısın, anlatır mısın? Ya tabii, bağlama tipli çalgılar diyelim. Yani bizim aslında uzun saplı lütlar dediğimiz çalgı köken itibariyle Mezopotamya, Anadolu ve kısmen Mısır'da biz çok eski belgelerimiz var. Yani işte bunlar vazot abartmaları, ortoşlatlar, mühürler. Hmm. Çok eski döneme ait, yani M.Ö. 3000 yılında mesela Anadolu'da bağlama var. Bağlama tipli çalgı var, tutuş şekli bile. Çok gerçekten bağlamaya benzer. İşte İnandık vazosunda var, Hüseyin Dede vazosunda var. Arkeolojik olarak tabii müthiş bir tarihi var bağlamanın ve Anadolu kaynaklı olması da, yani kaynaklarından bir tanesinin Anadolu olması da bize müthiş bir güç veriyor aslında. Evet. Yani şöyle baktığımız zaman, yani 5000 yıldır falan burada bağlamanın çalındığını düşünüyoruz. Yani ismi bağlama değil ama hani bağlama ismi çok eski değil, yani bulabildiğimiz işte 18. yüzyılda bağlama ismini buluyoruz. Lüt ailesinin üyesi bunlar değil mi? Evet, yani uzun saplı lütların. Tabii uzunca bir süreç var. İşte, Türklerin Anadolu'ya gelmesi,
ile de çok bağlantılı olduğu söylenir ama hani işte meşhur bir bağlama kopuzdan geldi gibi bir biz aslında basma kalıp bir bilgiyle yetişiyoruz ama bunu görmek lazım. Yani hani bağlama kopuzdan geldi demek bağlamanın tarihi yani böyle sanki 1000 yıllık 2070 gibi ama hayır. Çalgı bilim açısından yani bağlama tipi çalgıların derinliği çok daha fazla. Tabii bu derinlik aynı zamanda müthiş bir tınlı ve teknik ve çalgı tipi açısından çeşitlilik de yaratmış Anadolu'da. Yani inanılmaz bir çeşitlilik var. İşte küçük boylarından büyük boylarına tel, farklı tel kombinasyonları inanılmaz çeşitli bir estetik de oluşmuş zaman içerisinde Anadolu'da. Hı hı. Bu açıdan çok kıymetli bir sesli hafızanın üzerinde oturuyoruz aslında. Ciddi bir hazine. Müthiş bir hazine. Zaten işte bunu anlamaya çalışmak işte belki de bir önceki sorunla bağlantılı. Bunu anlamaya çalışmak büyük bir mesele. Öğrenmeye çalışmak, buna kulak kabartmak. O çeşitliliğin içinde kendi zevkini, tanını bulmaya çalışmak müthiş bir yolculuk. Onun keyfini sürenlerden birisiyim ben. Çok hoş. Bugün de buraya pek çok bağlamayla geldin, çeşitleriyle. Evet. Kısaca tanıyabilir miyiz? Şimdi, bildiğim kadarıyla 3 telli normalde, bir de 4 telli versiyonu mevcut. Şimdi evet, yani bağlamalar dediğim gibi burada mesela işte bir en küçük boydan bir cura var. Onu bir göstereyim istersen kameraya, şuramızı. Kameraya gösterelim. Bu bir cura. Curanın da daha küçükleri var. Yani daha küçük curalarımız da var. Bu görece hatta büyük bir cura yani. Hı hı. Divan sazları ailesinden işte bu görece küçük bir divan sazı. Onu söyleyeyim. Bunun da büyükleri. Oo tamam. Yani ben buraya getirebildiklerimi söylüyorum. Şu günümüzde standart bir en çok yaygın olarak bilinen işte bağlama hatta kısa saplı bağlama. Kısa saplı bağlama. Evet. Tamam. Yani ben şimdi bu demin bahsettiğim o 3 telli 4 telli benim son zamanda çalmaya başladım. Yani 4 sıra telli bir düzen yaptım. Tamam. Yani normalde 3 sıra telli ya da 2 sıra telli gelenekte çok yaygın. 4 telli biçimi de özellikle yani 1970'li yıllardan sonra çok denendi yani. Türkiye'de başka çalanlar var işte. Arif Sağ gibi, İsmet Topçu, Erdal Erzincan Okan, Murat Öztürk birçok üstadımız aslında denedi, çalıyor. Evet. Ben buna bir farklı bir düzen yaptım. Yani akort biçimi olarak işte ismini Herdem dedim. Herdem. Evet, öyle bir düzenle çalmaya çalışıyorum. Herdem, seni ağırlamak çok keyifliydi. İyi ki geldin programa. Çok keyif aldım. Her güzel şeyin bir sonu var ama son olarak da bir eserle veda etmeni rica edeceğim. O zaman ben bir bestemi çalmak isterim. İsmi Tahayyül. Aa, çok hoş. Onu dinleyicilerle paylaşmak isterim. Aa, çok dört telli bağlamayla ama öbür dört telli. Aa tamam, o zaman bunu da şöyle vereyim sana. O zaman biz de keyifle dinleyeceğiz. Sevgili sanatseverler, Müzikoli'nin bu programdaki konuğu Erdem Şimşek'ti. Bize bağlama ile ilgili bütün detayları verdi. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Thank you.